sınıfımdan kalktım sağlam bir günüm. Bugün hatrı yok, anla artık hadi tatlım. Ben gidiyorum, renklere iyi bak. Yine Can Menteş'in başka sorusu var. Tuğba Ağar kimdir? Hiçbir yerde bir bilgisini evet, bulamadık diye. Biz de bu soruyu bekliyorduk. Tuğba bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mersin'den. Okulda tanışmıştık. Hatta ben hazırlıkken falan. Onlar, Tuğba işte rap müzik ya da rock müzik falan da ilgilenmez. Bildiğin. Türk halk müziğiyle ilgilenen biri. Aynen öyle. Ama çok başarılı bir sesi olan biri. Arkadaş aralarında çalıp söylerken falan ben katılırım öyle şeylere. Duyuyordum, tanıyordum, tanışıklığımız vardı. İşte birkaç rica ettim. Hani kırmadı sağ olsun. Söyledi, çok da iyi söyledi. Çok başarılı bence. Evet. Çok duyacağız yani. Hatta bugün yayınlanmamış. Hani dedik ya Life and Death'in hı-hı, projesi için. Hı-hı. Onunla bir parçamız var. Onu yayınlayacağız. Susam Sokağı Sakinleri adlı parça. Tuğba Ağar'dan konuştuk. Biraz ilerleyen şarkılarınız, albümlerinizde de böyle bayan vokaller görecek mi? Bayan vokal değil de Tuğba Ağar'ı tekrar görürüz. Ben görmek isterim. Zaten ben çok çok istiyorum. Başarılı. Yani bu sadece başarısı değil. Ben ilk kayıt çektiğim zamanları biliyorum ne kadar yani amele olduğumuzu, hani işi hiç bilmediğimizi. O böyle taktı kulaklığı, 6 tane üst üste söyledi. Ve ilk hayatındaki ilk kaydı. Yani bir de şeydir, normal çıplak sesle söylersiniz. Biz daha önce başka bayan vokal de denedik. Arkadaşlarımız hani sesi güzel denir. Oluyor ya hani arada böyle arkadaşlarımız var. Sesi güzel denir, dinler var. Öyle bir şey yok. Yani Tuğba ciddi ciddi hem arkadaş çevresinde sesi çok iyiydi. Kulaklığı taktı. Kulaklığı da söylemek iyisi de başka bir olgudur. Kulaklığı taktı, bir söyledi. 6 kez üst üste söyledi ve biz dinledik bunu. Lan hiç kaçma yok, bir şey yok. Nasıl bir insan mısın? Vallahi böyle çok etkilendik yani ondan ve bu yüzden hep yanımızda olsun da istiyoruz yani. İsterim ama bakalım. Yani.